Ebeveynlerin, sürekli kızmak, vurmak, sarsmak veya bağırmak gibi kırıcı ya da sert tavırlar gösterdikleri çocuklarının beyin yapıları, ergenlik döneminde daha küçüktür. Bu küçüklüğün en fark edildiği bölümler, beynin duygusal işleme ve depresyonun ortaya çıkışı ile ilişkili olan bölümleri amigdala ve prefrontal korteks denilen ön beyin. Önceki araştırmalar, şiddetli istismara maruz kalan çocukların daha küçük ön beyin ve amigdalaya sahip olduklarını göstermiştir. Bu iki yapı anksiyete, depresyonun ortaya çıkmasında ve duygu düzenlemede anahtar rol oynayan iki yapıdır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, dünyada genel olarak toplumlar tarafından kabul edilebilir, yaygın uygulamalara yoğunlaşıldı. 2000'lerin başında, doğumlarından itibaren izlenen çocukların verileri kullanıldı. 2 ile 9 yaşları arasında, sürekli olarak sert ebeveynlik uygulamalarına maruz kalan 94 kişinin verileri yıllık olarak değerlendirildi. 2019'da yayımlanan bir araştırma, sert ebeveynlik uygulamalarının, çocukların beyin fonksiyonlarında değişikliklere neden olabileceğini göstermişti. Bu araştırmadaki çıkarımlar, fonksiyonlarda değişikliklerin ötesine geçiyor. Bu türden tavır ya da uygulamaların, çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin yanı sıra, beyin gelişimine de zarar verebileceği, beyin yapısını da etkileyebileceğini görüyoruz. Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar gibi ciddi çocuk istismarlarının, yaşamın ilerleyen dönemlerinde anksiyete ve depresyonla ilişkili olduğu biliniyordu. Çocukluğunda sert ebeveynlik uygulamalarına maruz kalan ergenlerin etkilenmeleri, istismar eylemleri yaşamamış olsalar bile, istismara maruz kalan çocuklarla benzerdi. Fark edilen küçük alanlar, aynı şekilde, aynı bölgelerde bulunuyordu.